TBMM'nin temsil ve sorumluluk anlayışı üzerine bir değerlendirme. Halk için mi? Parti liderleri için mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi, adından da anlaşılacağı gibi Türkiye'de yaşayan halkları temsil eden en yüksek kurumdur. Halkın temsilcisi olarak seçilen milletvekillerinin en büyük sorumluluğu, halkın taleplerini ve bölgesel ihtiyaçlarını mecliste dile getirmek ve ülkenin geleceği için en iyi yatırımları yapmayı sağlamaktır. Ancak ne yazık ki son 23 yılda yaşanan olaylar, TBMM'ye seçilen kişilerin çoğunun halkın değil, kendi çıkarlarına ve parti liderlerine hizmet ettiğini gösteriyor. Bu durum, halkın gözünde büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. TBMM'de yer alacak kişilerin, halkın çıkarlarını korumak amacıyla daha titiz bir elemeden geçirilmesi gerektiği açıktır. Zira seçilen milletvekilleri halka hizmet etmek yerine seçim sürecinde harcadıkları parayı geri kazanma derdine düşüyor ve halkı unutuyorlar. Bu süreç, TBMM'de yaşanan kavga ve olaylarla da gözler önüne seriliyor. TBMM'nin halkın gözünde bir magandalık ortamına dönüşmemesi gerektiği, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir yapıya sahip olması gerektiği vurgulanmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekiller, Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, halkın efendileri değil, hizmetkarlarıdır. Halk, vekillerden daha kültürlü ve daha örnek davranışlar beklemektedir. Ancak ne yazık ki bazı milletvekilleri sokaktaki magandalar gibi davranarak halkın gözünde büyük bir hayal kırıklığına neden oluyorlar. Halkın gücü, milletvekillerinin gücüdür ve bu güç Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları ve değerlerine dayanır. Milletvekilleri halkın sesi ve temsilcisi olarak görev yapmalıdır. Parti liderlerinin değil. Sonuç olarak Türkiye'nin daha güçlü ve layık bir ülke olabilmesi için TBMM'de görev alan milletvekillerinin halkın çıkarlarını gözetmesi, toplumun refahı için çalışması ve Türkiye'nin geleceğine olumlu katkılar yapması gerekmektedir. Halkın beklentisi gerici değil, ileri görüşlü, adaletli bir yönetim anlayışıdır. Destek veriniz. Haberin Sonu TV, Facebook sayfamızdan yorum yaparak ve beğenerek bizi takip edebilir. YouTube kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Sizlere en güncel bilgileri ulaştırmaya devam edeceğiz.